Zaten internetimiz olmadığı için biz Twitter'ın yasaklandığını, banlar atıldığını yeni öğrenelim. Sabrımızın tınandığını düşünüyoruz. Sonuna kadar da geldik açıkçası. Zaten birkaç gündür devletin bütün kademelerinin, özellikle de Erdoğan'ın yalanlarını okuyoruz. Her yere ulaşıldığını iddia ediyor. Hiçbir yurttaşın sorunu kalmadığını iddia ediyor vesaire. Bugün artık gerçekten sabrımızın taştığını söylemek istiyorum. Daha bir çorba dağıtılmış değil. Hatay'da imkanların ne kadar sıkıntılı olduğundan bahsettik. Bunun üzerine zaten sesimizi duyurabildiğimizi düşündüğümüz tek mecra yasaklanmış olmasına cinayet işlemekle eşdeğer olduğunu düşünüyorum. Ben altını da çizerek söylüyorum. Buradaki insanları bile isteye öldürüyorsunuz. İktidar olarak öldürüyorsunuz. Bunun emrini veren Erdoğan olarak öldürüyorsun bu insanları. Bu insanların katili sadece deprem değil. Çıkıyorsunuz bizi tehdit ediyorsunuz. AFAD dışında hiçbir şekilde hiçbir şeye izin vermeyeceğiz diye üst perdeden konuşuyorsunuz. Yardım da göndermiyorsunuz. Gelen yardımları da engelliyorsunuz. Bir de onun üzerine bu kadar insan canhıraş bir şekilde hayatta kalma mücadelesi verirken tanıdıklarını enkazın altından en azından sağlam bir şekilde çıkarmaya çalışırken yaptığınız şey ulaşabildiğimiz tek mecra olan sosyal medyayı daraltmak. Bu ahlaksızlık. Ahlaksız bir iktidarsınız. Daha ne kadar net söyleyebilirim bilmiyorum. Ben buradayım. Herkesi tutuklamakla tehdit ediyorsunuz ya. Buradayız. Ahmet Çık da burada. Ben de buradayım. Türkiye İşçi Partili her birey burada. Buyurun Holdir Meydan. Gücünüz neye yetiyorsa karşınızda duruyoruz. Eğer siz böyle davranacaksınız, nasıl karşılık alacağınızı da göreceksiniz. Yettiniz artık. Haddinizi bileceksiniz. Dışarı çıkmak isteyen şehirden çıkamıyor. Girmek isteyen şehre giremiyor. Çünkü daha trafiği bile koordine edemiyorsunuz. Ondan sonra çıkmış bize masal anlatıyorsunuz. Bize parmak sallıyorsunuz. Bu buraya gelen malzemelerin bir kısmına el koyan AFAD'a tekrar sesleniyorum. Kendi çabamızda dışarıdan bulduğumuz malzemelere AFAD olarak çöküyorsunuz. Haddinizi bileceksiniz. Siz yardım etmiyorsanız biz yardım bulmayı biliriz. Sadece gölge etmeyeceksiniz bize. Bu videodan sonra tavrınızın ne olacağını hep beraber göreceğiz. Ama biz buradayız. Türkiye İşçi Partisi olarak buradayız. Biz sizin olmadığınız her yerde varız zaten. Sadece gölge etmeyeceksiniz. Haddinizi bileceksiniz. Tekrar söylüyorum. O Twitter'ı da açacaksınız.